Arkadaşlar, Yasemin ve kuzularına hoş geldiniz. Belena'yı voleybola götüreceğim. Dün bunu birazcık yağ çözücüyle falan yıkadım. Hani bir deterjanı en azından iyi yıkadım ama çıksın diye. Kağıt koydum. Bu şekilde basıyorum. Ve sonrasında Beliş'imi yedirip voleybola götürüyorum. Eski bir tost makinem ve çok kullanıyorum. Onun için de ara ara yağ çözücüyle temizlemem gerekiyor. Metallere değmesin diye de kağıt koydum. Normalde çok koymam arkadaşlar. Sesim de bu arada yine boruzan gibi. Hadi bakalım. Gün bana neler gösterir. Bu da benim hazırlanan voleybolcum. Burada da bir dün toplanan çamaşırlar. Yasemin katlayacak. Bu da voleybolcu arkadaş. Kalkmak azıcık zor oldu herhalde. 3 kere erteledim. 3 kere mi saati erteledin? Fark etmezdi anneciğim, ben kalkmıştım zaten. Ben daha uyurdum. Üstümdeki Uyurdu. elbise. Dün benim bankada işlerim vardı. Bunları bıraktım gittim evde kahvaltı hazırlamaya işte gelecektim. İnanın saat 12'de arıyorum hala uyuyor Belenay. Sonra bir de kahvaltı yaptık artık. Hepsi kalktılar. Öbürleri kalkmıştı, Muhammed, Mustafa ile Aybüke. Onlar çizgi film izliyorlardı. Nehra ile Belenay. Maşallah 12'ye kadar uyudular. İnanın dün de ben saat 6'da kalktım. Söz isteyecekti. Evet, artık kısmet anneciğim. Öğlen gideriz İyi, hadi sen çoraplarını giy. Hadi kuşum, tosun, tostun hazır, tosun. Ay, sabah sabah ne kelime kurdum, tosun. Tostun hazır anneciğim, gel. Merhaba arkadaşlar. Sabah bir toz yaptım. Günaydın dedim. Şöyle düz tut anneciğim. Sabah bir günaydın dedim size. Belenay'ın tostunu çektim. Sonra bir kayboldum ortalıktan, kendimi bile yeni buldum. Ve saat şu an 7. Kahvaltı yaptık. İşte kahvaltı yaparken Nehiray ağzındaki aparatın oynadığını söylemişti. Doktoruna mesaj attık. O da hemen randevu ayarladı. Gelin onu halletmem lazım diye. Gittik ama Nehiray'ın ağzı yaraymış. Onun için takmadı geri doktoru. Oradan ilaçlarını aldık. Eczaneye uğradık. Gelirken tavuk aldım. Şöyle yanına pilavla tavuk yapacağım. Tavuğu haşlayacağım. Yanına da pilav yapacağım. Ve sabahleyin yeşil mercimek çorbası yapmıştım. Öğlenleyin, sabah demeyin de mutfağı toplarken. Onun için şimdi koştur koştur, hiç üzerim falan açmıyorum çünkü bunları pişirip direkt Kemal'e almaya gideceğim. Çünkü zaten saat 7. Bunların pişmesi 8 olur. 8'de de gideceğim, Kemal'e alacağım. Pilavın pirincini kavurdum güzelce arkadaşlar. Yan tarafına da suyunu koydum. Pirinç yapacağım. Pilav yapacağım. Pirinç yapacağım. Bir tatlı olmuştum. Şu şekilde. Yanına bir de salata yaparım hemen şimdi bunları pişerken. Onunla birlikte. Çünkü bugün çok geç geldik. Geç çıktık. Trafik çok yoğundu. Giderken öyle geç gittik. Zaten randevuyu 4.30'a vermişti. Bizi son anda sıkıştırdığı için randevuya 4.30'da dedi. 4.30'da gittik. Bir sürü de orada bekledik. Sonrasında trafiğe takıldık tabii ki. Evet, tavuk yiyeceğiz oğlum. Benim tavukçu başı geldi. Ablası bir çek şu tavukçu başını. Bu bizim tavukçu başı arkadaşlar. En sonunda geldim mi? Anca geldim oğlum. Bana tavır yapıyor, en sonunda gelmişim. Evet, en sonunda geldim çok şükür. Salatamı da yapayım Kemal'i almaya gitmeden önce. Biz kayınvalide felç geçirip sol tarafı birazcık sıkıntılı olduğu için, yani babam da zaten hasta, bugün yine hastanede, sabah yine ambulansından götürdüler.
aşağıda kahvaltımızı ve akşam yemeklerimizi aşağıda yiyoruz. Biz zaten aynı binada yaşıyoruz. Böyle bir karar aldık. Yanlarda olalım diye. Şimdi salata yapıyorum. Salatayı da hazırladığım zaman Kemal'i almaya gideceğim. Tabii ki de benle beraber. Hayır, seninle bugün yeterince gezdim tatlım. Ama lütfen. Kemal'i alıp geleceğim. Ondan sonra aşağıda salatamızı yemeğimizi yeriz Allah'ın izniyle. Evet, yemek derken salata da var içinde. Yemek derken salata da var. Pilavı koydum, suyunu falan koydum, pişiyor. Çorbayı zaten yapmıştım. Yeşil mercimek çorbası yapmıştım. Nihra'yla doktoruyla konuşmadan önce ıslatmıştım mercimeği. Şimdi şöyle salatamızı da yapalım. Tavuğu almaya girdiğim markette kıvırcık çok güzeldi. Hemen bir tane kıvırcık aldım. Doyamadı aldı. Onun için bugün de böyle olsun yemeğimiz dedik. Şu şekilde hemen hızlıca yapayım ki. Hızlıca alsın da gelsin. Hızlıca alsın da gelsin. Çünkü bugün bayağı geç oldu. Hatta 7'yi çeyrek geçiyor. Acıkmışlardır. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet, havucumuzu rendeleyelim. Şimdi Belena'ya yap desem belki kahpis yapacak bana. Çünkü hadi neredesiniz, hadi neredesiniz dedi durdu bize. Yapacak bir şey yok. Gazi ile evin arası 2 saat sürüyor. Bayağı var. Aslında çok da uzak değil ama maşallah bir trafik var, bir trafik var. Gıdım gıdım gittik. Gelirken de öyle geldik. Öyle olunca da mecburen geç kaldık. Bir de eczaneye uğradık. İlaçlarını aldık. Yeniraya gargara falan yazdı doktoru. Onları aldık. Öyle olunca biraz geç kaldık. Zira babaannemgilde mi yiyeceğiz? Evet anneciğim, babaannemgilde yiyeceğiz. Karıştırıyoruz. Ana, dökecektik Nehir'e. Karıştırıyoruz, karıştırıyoruz derken. Şöyle, vallahi döktük. Yağsını, limonunu ekledik miydi? Biraz da o zaman karıştırırız. Şimdilik böyle dursun. Gelince eklerim onları, solmasınlar çünkü. Burada çorbamız var. Biz aşağıya indik şimdi. Şöyle sabahleyin yapmıştım bunu öyle. Neyi şimdi ısıtıyorum. Salatamızı zaten evde yaparken göstermiştim. Şöyle pilavımız çok güzel oldu. Şurada da tavuğumuz, o da haşlandı. Mustafa böyle istiyordu. Şimdi içeride masamızı hazırlıyorum. Bizim tavşan ama ayakları çıplak bizim tavşanın. Niye çıplak ayakların tavşan? Evet arkadaşlar, sofrayı kurun, sofrayı. Benim küçük yardımcım. Ben akıtıyordum, anne ben koyayım, ben koyayım dedi, bu koyuyor. Ben akıtmaya devam edeyim arkadaşlar. Ay, yerim seni. Bütün makinayı kız Cem koydu arkadaşlar. Şöyle evet, gösterelim. He, bunlar da anca bulaşık taşırlar adama. Ben koydum. Aferin. Evet, bunlar hep kızımın hüneri. Teşekkür ettim kızıma. Annesi sudan geçirdi, kızçesi koydu. Şu makinenin içinde ne gitmiş anneciğim? Ona bir baksana orada. Bak orada yerde içinde bir şey var. Odun parçası. At onu at. Nereden sıçramış oraya? Tahta kaşık koymuşlardır. Biz daha ikinci defa kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle kapatalım. Teşekkür ettim. El cihazlarına sağlık. Ben de şu elde yıkanacakları yıkayayım. Ondan sonra oturalım. Çay içelim. Bir alıyoruz. Hadi. Bir kodum. Hayır ya. Üç. 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 Üç.
Babaannem bir şey istiyor. Abi şu yatta burada bu mu? Bu burada ölmüş. Mehmet oraya uyumuş. Sen de uyumuşsun. Beren oraya uyumuş. Şimdi bir yerde yat yat. Beren abi, Beren abi zor gelin. Basma ya. Şu ara uyanınca gitti. Yatağa yattı. Ne yaptınız aile boyu uyudunuz öyle? Biz hastaneye gidince mi? Ben hiç gelmem var ya. Benim en son o zaten ben koyum. Elma, anne. Elma bir söz kaldık. Ayva o elma değil. O armut elması. Kendimize şöyle etmek tatlısı yaptık. Üstünü narlarla süslüyor Muhammed'in en aybüke. Aybüke mi? Aman. Muhammed'in en belenay. Şöyle süsleyin. Bir de şöyle sütlaç yaptık arkadaşlar. O valla Aybüke'den küçük oldu. Yeter. O da pişti. Şimdi çayımızı demledik tatlının yanına. Şimdi sütlaçları tabaklara koyacağım. Ondan sonra çayımızı içeceğiz. Buradaki. Bunu ben dedim. Hayır, buradaki. Ne? Bu tabaktakilerdi. Bir tane sütü. Sütü onda da giriyor. Eccaz, denize sağlık. Nereye? Arkadaşlar. Bizim odanın ışığıyla banyonun ışığı. Evet, kapanışı Muhammed Mustafa ile yapalım. Abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Evet, başka like atmayı unutmayın. Kesinlikle sonuna kadar izleyin. Abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Sonuna kadar izlerseniz bizi çok mutlu edersiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. 10 kere dedin oğlum. Bye bye. Hayatın hiç hesapta olmayan bir şekilde Gazi'ye gitmek zorunda kaldık. Bugün de böyle geçti arkadaşlar. Allah ya. Anne kapat. Gördünüz mü arkadaşlar? Oraya gülücük koyacağız. Yapacak bir şey yok. Anne kapat orayı. Tamam, kapatacağım. Gülücük koyacağım oraya. Gördünüz mü? Göremeyeceksiniz. Çünkü oraya gülücük koyacağız biz. Nereye? Anne. Nereye? Abim milyoner oldu. Çok güzel bir kapanış oldu. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Orada gülücük var arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Size gösteremeyiz. Allah'a emanet olun.